YPG ve Esad, Türkiye karşıtı plan üzerinde anlaştı. Türkiye 100 tankla Suriye'ye girdi. Michael Rubin, Türkleri durdurmanın zamanı geldi. Dendias, Türkiye'yi The Economist'e şikayet etti. Avrupa Parlamentosu'nda Miçotakis ise soğuktur. 30 milyar varil petrol potansiyeli olan ülke Türkiye ile anlaştı. Sondaja başlıyoruz. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. YPG ve Esad, Türkiye karşıtı plan üzerinde anlaştı. Türkiye 100 tankla Suriye'ye girdi. YPG, Türk operasyonuna karşı rejimle anlaştıklarını duyurdu ve mevzilere Suriye bayrağı çekti. TSK ise geniş çaplı bir askeri harekat öncesinde Suriye'nin kuzeyindeki varlığını pekiştiriyor. Bu bağlamda bir Türk askeri konvoyu şafak vakti Tel Rifat'ın eteklerine yönelirken, Türk destekli Hamza Tümeni ve Sultan Murat Tugay'ı da aynı bölgeye doğru ilerlemeye devam ediyor. Rus basınına göre son 24 saat içinde Suriye'ye 100'e yakın tank ve yaklaşık 50 topçu sistemini içeren 4 büyük askeri konvoy Suriye sınırını geçti. 1500 kadar Türk askeri de Suriye'ye getirildi. Önümüzdeki birkaç saat içinde ilave Türk birlikleri Suriye'ye getirilebilir, dedi. Askeri operasyon muhtemelen İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılması karşılığında NATO'dan onay almış gibi görünüyor diyen Rus basını, geçen hafta boyunca Kamışlı hava üssüne 600 kadar Rus askerinin takviye amaçlı getirildiğini bildiriyor. Öte yandan ABD'nin SDG diye isimlendirdiği YPG-PKK, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye bir operasyon başlatması durumunda Devlet Başkanı Esad'a bağlı rejim güçleriyle Rusya'nın arabuluculuğunda ortak bir savunma planı üzerinde anlaştığını duyurdu. Terör örgütü YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmut, herhangi bir Türk saldırısına karşı bir savunma planı geliştirmek için Suriyeli yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve koordine ediyoruz, dedi. Uluslararası koalisyon ve Rusya ile sürekli temas halinde olduklarını belirten terör örgütü sözcüsü, IŞİD karşıtı koalisyonu ABD'yi ve Rusya'yı Türkiye'nin saldırıyı gerçekleştirmemesi için baskı yapmaya çağırdı. Müzakerelere katılan bir kaynak, Aşark Al-Avsat gazetesine verdiği demeçte, görüşmelerde YPG'nin kontrolü altındaki tüm alanlarda Suriye hükümetinin bayrağının çekilmesi, yabancı diplomatik temsilinin sınırlandırılması, Suriye ordusu ve YPG güçlerinin sınıra konuşlandırılmasının ve Esad'ın devlet başkanı olarak tanınmasının ele alındığını söyledi. El-Avsat'a konuşan YPG medya sorumlusu, YPG ile rejim arasındaki anlaşmanın olası bir Türk askeri operasyonunu püskürtmek için ortak bir askeri operasyon odası oluşturmayı içerdiğini söyledi. Michael Rubin, Türkleri durdurmanın zamanı geldi. Türkiye karşıtlığıyla ünlü eski Pentagon çalışanı Michael Rubin, Washington Examiner'da yayınlanan makalesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a niteliksel bir askeri avantaj sağlamanın zamanı geldi. Türkiye'nin F-16'sı varsa o zaman Yunanistan'ın F-35'i olmalı, dedi. Rubin şöyle devam ediyor. Soğuk savaş şiddetlenirken Birleşik Devletler hem İsrail'i hem de Arap müttefiklerini yetiştirmeye çalıştı. Her biri Amerikan silahlarının peşindeydi ancak Arap devletlerinin bu tür silahları İsrail'e saldırmak için kullanma olasılığı gerçekti. Johnson 1968'de Phantom F-4 savaş uçaklarının İsrail'e satışını onayladı. O zamanlar hayaletler dünyanın en gelişmişler arasındaydı. İsrail onları NATO müttefikleri Almanya ve Türkiye'den önce ve Mısır'dan 10 yıl önce aldı. Mantık basitti. Arap dünyası birlikler, toplar, tanklar ve uçaklarla İsrail'i geride bıraktı. Arap devletlerinin niceliksel üstünlüğünü dengelemek için birbirini takip eden ABD yönetimleri, İsrail'in her zaman en gelişmiş silahlara sahip olacağını garanti etti. Yarım yüzyıl boyunca İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünün yarattığı denge işe yaradı. Modeli Doğu Akdeniz'de daha geniş bir şekilde tekrarlamasının zamanı geldi. Türkiye giderek agresifleşiyor. Kıbrıs, Suriye, Irak, Ermenistan ve son haftalarda Yunanistan'ı işgal ediyor. Bombalıyor veya tehdit ediyor. Aynı zamanda Beyaz Saray, Türkiye'ye yükseltilmiş F-16 jetlerinin satışını biraz teselli ödülü olarak onayladı. Erdoğan'ın Türkiye'yi Rusya'ya karşı savunmak yerine Türkiye'nin daha küçük komşularını taciz etmek için kullanma olasılığı göz önüne alındığında Türkiye'ye herhangi bir gelişmiş silah sağlamak dar görüşlülüktür. Johnson'dan bu yana her cumhurbaşkanının İsrail'in bölgesel barış ve güvenlik adına niteliksel bir askeri üstünlüğü olması gerektiği konusunda hemfikir olması gibi ABD'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a Türkiye'den daha gelişmiş platformlar satmasını açıkça talep etmenin zamanı geldi. Bu Türkiye'nin büyüklüğüne göre elde ettiği avantajları dengelemeye yardımcı olacaktır. Türkiye'de F-16 var mı? O zaman Yunanistan'ın F-35'leri olmalı. Türkiye Anadolu amfibi hücum gemisini denize indirdi mi? Yunanistan Anadolu'ya karşı koymak için Zumwalt sınıfı MUHİP'lere ve en son gemi sevar füzelere erişim sağlamalı. Türkiye Bayraktar TB2 İHA'larını yerli mi üretiyor? O zaman Yunanistan ve Kıbrıs, Predators, RQ-170 Sentinels ve MQ-9 Repair'ların yanı sıra Bayraktarları etkisiz hale getirme ve vurma araçlarına sahip olmalıdır.
Bu ABD'nin Kıbrıs'taki silah ambargosunun son kalıntılarını da ortadan kaldırması gerektiği anlamına geliyorsa öyle olmalı. Birleşmiş Milletler başarısız oldu. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ı doğrudan ihlak etme tehdidinde bulunması, kaybedecek daha fazla zaman olmadığı anlamına geliyor. Amaç Türkiye'yi kışkırtmak değil, onun yayılmacı gündeminde asla başarılı olamayacağının sinyalini vermek olacaktır. Yunanistan'ın kendisini çok daha büyük komşusuna karşı savunma araçlarına sahip olmasını sağlayarak, nitel bir askeri üstünlük, bölgeyi askeri olarak istikrara kavuşturabilecek bir caydırıcılık yaratırken, mevcut güç eşitsizliği Türk saldırganlığını teşvik ediyor. Yunanistan ve Kıbrıs için niteliksel bir askeri üstünlük, Doğu Akdeniz'i istikrara kavuşturacak, NATO varlıklarını artıracak ve saldırganlığı caydıracaktır. Erdoğan veya gelecekteki herhangi bir Türk lider, Pentagon'un her Türk alımını Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a üstün platform satışlarıyla eşleştireceğini anlarsa, devlet politikasını yeniden değerlendirecektir. Şimdi eylem zamanı, dedi. Den Diaz, Türkiye'yi The Economist'e şikayet etti. Avrupa Parlamentosu'nda Miçotakis'e soğuk duş. Dışişleri Bakanı Nikos Den Diaz, The Economist'in 26.sını düzenlediği yuvarlak masa toplantısında Türkiye'ye akıl vererek tehditler savurdu. Finlandiya ve İsveç'i dengeyi kuzey lehine, güney aleyhine değiştirecek üyeler olarak görmüyorum, diyen Den Diaz, İlk kurt diye bağıran kişinin daha çok yardım ve ilgi gördüğü bir durum var ortada, dedi. Den Diaz ve kurdun kim olduğunu açıkça gördük ve o kurt burada, kuzeyde, Karadeniz'de, kurt Suriye'de, kurt Libya'da ve kurt Sahel'de. Yani kurdun kim olduğunu biliyoruz. Umarım Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan anın ne kadar kritik olduğunu anlar. Birlik göstermenin ne kadar önemli olduğunu anlar. İttifakın İsveç ve Finlandiya'ya sahip olmasının ne kadar önemli olacağını ve Madrid'de elde edilenleri takdir eder, dedi. Gerçek şu ki Yunanistan için Türkiye ile iyi ilişkiler çok önemlidir. Ancak Türkiye ile iyi ilişkilerin dünyanın diğer tüm ülkeleriyle olduğu gibi çok sağlam bir temele sahip olması gerekir. Peki bu nedir? Uluslararası hukuktur. Uluslararası deniz hukukudur. İnsan haklarıdır. Kadın haklarıdır. Karşılıklı saygı ve hoşgörüdür. Şimdi Türkiye sadece bizimle değil, uluslararası toplumla da bu tür bir anlayışa ulaşırsa, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin ve bölgenin çok parlak bir geleceği olacağını söyleyebilirim. Gerçekten çok parlak bir gelecek. Basitçe söylemek gerekirse Yunanistan ve Türkiye'nin iyi arkadaş olmamaları için kesinlikle hiçbir neden yok. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylığının tek destekçisiyim. Ancak Yunanistan'ın bahsettiği uluslararası hukuku ve uluslararası deniz hukukunu Avrupa müktesebatını kabul etmelidir, dedi. Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'ye sataşan Miçotakis ise bir şokla karşılaştı. İnanılmaz. Miçotakis konuşurken milletvekilleri gidiyorlardı diyen Yunan basını, Miçotakis'in genel kuruldaki konuşmasından önce milletvekillerinin kuruldan ayrıldığını yazdı. Miçotakis, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere atıfta bulunarak, "Kesin olan bir şey var. Yunanistan, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kimsenin sorgulamasına izin vermeyecektir. Ve eminim ki devam eden bu mücadelede hepiniz bizim yanımızda olacaksınız," dedi. Her Avrupa ülkesinin silah ihraç etmekte serbest olduğunu vurgulayan Miçotakis, Avrupa Birliği'ne katılmayı hedefleyen bir Türkiye var ve Avrupa Birliği üyesi olma şansına sahip başka bir ülkenin egemenliğini açıkça sorguluyor. Bu durum Avrupa ülkelerinin üçüncü ülkelere silah satışı konusunda aldıkları kararlarda ve yaptıkları tercihlerde çok dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmaları gereken bir husus, ifadelerini kullandı. 30 milyar varil petrol potansiyeli olan ülke Türkiye ile anlaştı. Sondaja başlıyoruz. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye ile Somali'de ortak sondajla birlikte hidrokarbon arayacaklarını açıkladı. Somali'nin hidrokarbon zenginliklerine ilişkin bir soru üzerine Mahmut, 2012'de bu konuda çalışmaya başladıklarını ancak o zaman hiçbir verinin mevcut olmadığını söyledi. Mahmut, hidrokarbon zenginlikleri konusunda veri elde etmek için 2015'te yeniden çalışmaya başladıklarını ve sismik araştırmalar yaptıklarını belirterek, "Bugün Somali'nin hidrokarbon potansiyeli hakkında çok iyi veriler var. Ancak bu veriler yeterli değil," dedi. Somali'nin Afrika'nın en büyük kıyısına sahip olduğunu kaydeden Mahmut, tüm bölgenin henüz araştırılmadığını söyledi. Mahmut buna rağmen en azından başlamak için yeterli veriye sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu kaynakların işletilmesi için gerekli olan bazı yasal enstrümanları geliştirdiğimiz bir süreçten geçtik. Bu kaynakların işletilmesi için gerekli olan bazı yasal araçları geliştirdik. Kurumları, bakanlığı, makamı, şirketi kurduk," dedi. Türkiye ile hidrokarbon konusundaki işbirliğine değinen Mahmut şunları kaydetti. "Türkiye, teknoloji, bilgi ve teknik uzmanlık açısından çok gelişmiş bir ülke. Türkiye ve Somali hükümeti arasında bu hidrokarbon meselesinde birlikte nasıl çalışabileceğimize dair belirli süreçler ve görüşmeler var. Bu bizim için öncelikli bir alan. Türk hükümetine inanıyoruz ve güveniyoruz.
ortak olarak Türk şirketlerine güveniyoruz. Hidrokarbonda hükümetler arası ortaklık konusunu görüşmeye başladık. Başlangıç aşamasındayız. Birlikte çalışıyoruz. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.